Aysun hazır gardırobu çekmişken şu cama girelim. Kadir bence buranın bir tozunu alalım öyle girelim cama. Nereye? Buraya baksana. Tamam işte o camı halledelim yani. Cama bir tozunu bir alıp cama girelim o zaman. Berbat. Düşünün yani böyle bir evin içinde nasıl temizlik yapmaya çalışıyoruz. Süpürge bir yanda, eşyalar bir yanda, her yer kirli, parmaklarıma bak. Örümcek ağları desen zaten sallanıyor. Evet Kadir, ne durumdayız? Şu anda süpürge işi bitti. Daha doğru süpürce sabaha kadar süpürürüz burayı da. Aysu şimdi cama giriyor. Burayı silip itip aşağı geçeceğiz. Her yer toz içinde Kadir. Felaket, örümcek ağa. Tozu, örümcekleri iyi almasını bekliyorum. Özellikle Aysu örümcekleri almayı unutmasın. Unutursa puanımı etkiler. Cam ne durumda Aysu Hanım? Çok kötü ama tertemiz yapacağım. Hayırdır? Neden durdunuz? Suratım şey yaptı. Durun ben alayım onu. Cam bezi. Temiz temiz. Yok hocamı sileceğim. Niye sen bunu önce bir ıslak bezle kabasını almadın, direkt teli vurdun deterjanla? Daha rahat olur. Hayır, önce bir ıslak bezle çamurunu alman gerekmiyor muydu? Vallahi böyle daha rahat benim için. Bence şöyle ıslak bir bezle sulu sulu olacak. Bir karasını alacağım çünkü ıslak bezle bu çıkmaz. Üstü resmen şeyi bağlamış. Tamam da bir bak, ıslak bezle bir çamurunu musun? Bir yumuşataydın. Böyle daha direkt iyi olur. Direkt kremi vurdun çamurun üstüne. Bir daha vuracağım işte, şimdi baksana pek, şuraya. Pek. Bu almaz ki bez. Dolabın içindeki fotoğrafı gördün mü Kadir? Haluk Levent konseri, bak herif orada. Camda yağın ne işi var ya? Ya hiç Haluk Levent'in tozunu alacağım aklıma gelmez. Vallahi yeri gelir Haluk Levent'in bile tozunu alırız Kadir. Dur dur Kadir, şu dolabı çevir de yanını süpüreyim. Çek. Şu büyükle alaydın ya. Hayırdır Aysu Hanım? Ne yapıyorsunuz çekiçle? Camın buraya bir şey yapmışlar, çivi çakmışlar. Onu çıkardım, hep çivi elime battı. Belli ki marangozluk da var sizde. Vallahi bende her şey var. Komşu alttan bize vuruyor. Cam sinmeye başlamıştı ama yanlış başlamıştı. Kornişi çok pisti. İlk önce kornişin pisliğini akıtıp güzelce orayı temizleyip sonra kornişin altındaki duvarı silip alttan camı silmesi gerekiyordu. Bunu beceremedi. Çok iddialı, evet, ama bu da bir hata. Evet, sularımızı dolduruyoruz. Yalnız gördüğünüz gibi kireç üğüme bile yapışmış. Her yerini bağlamış. Bu güzel, bir terleyeceksin bunu böyle, kirecinden miricinden arınacak. İşte kireç her yere yapışıyor, her yere. Benim işim bitti Kadir, ben içeri geliyorum. Gitmeyin Aysu Hanım, bakın misafirleriniz var. Hoş geldiniz. Nasıl gidiyor? Vallahi güzel gidiyor. Camlarını bitirmiş mi, içeri gideceğim. Camları bitirdiniz ama ıslak camlar. Camlar hani ahşap olduğu için bayağı zordu eski. Sürekli hani siliyorum siliyorum çıkmayıp yosun bağlamıştı. Hani onları bıçakla, tornavidayla bayağı zorlandım. Şimdi yıkadım. Silerken şovunu da yapıyorsun bezlerle. Tabii, temizlik aynen. Şovu aynen. Bayağı... Temizliğin şovu benden sorumlu. Tabii tabii, temizliğin şova dönüştürüyorsun, görüyoruz. Şov derken bir imada mı bulunuyorsunuz Güzin Hanım? Böyle beş sıkmayı şöyle tutulur böyle tutulur anlatıyor ya, hani onları söylüyorum arkadaşlara. Yani beş sıkmamda sizce nasıl? Güzel yapıyorsun da hani, aha, böyle bir anlatırken biraz şova çeviriyorsun meseleyi, o yüzden. Ya dedim. Dün mesela, hani dün değil de genel olarak hani gördüğüm kadarıyla yani, yarışmacılarda hani direkt sokup çıkıp beş, hani sıkıyorlar. Zaten beş sıkmayı yani hepimiz biliyoruz yani. Bilmeyenler vardı mesela, siz de biliyorsunuz. Yani o sizin görüşünüz de. Ya bilmem. Onları bilmeyenlere öğretiyorum. Hani İyi. Siz deniyorsunuzdur. Sizin için hani söylemiyorum. Bilmeyenlere evet. Gösteriyorum. Ben bu şekilde diliyorum. Yani zamanı bence şova harcamayın, temizliğe harcayın. Vallahi ben temizliğe harcıyorum. Yani iyi o zaman. Saatimiz bittiğinde de görürsünüz. Temizlediği yerleri beğendiniz mi Güzin Hanım? Yani şu ana kadar tabii, ama mutfağın çok basit bir mutfaktı. Ne ocak vardı ne buzdolabı vardı. Yani hı-hı, bence zaten orada hani
çok seni yoran bir durum yok. Asıl mesele burada. Burayı bakalım nasıl halledeceksin. Tamam bakayım, hallettim şu anda. Kuruduktan sonra üstünden bir şey yani sileceğim. Dün hani Neslihan'a söylediğin gibi senin de elinin çabukluğunu bugün göreceğiz. Vallahi elimin çabukluğunu gördünüz mü bilmiyorum. Yeni mi geldiniz? Yok yani. Şu yo, an bitirdim camı zaten. Diyorum ya, mutfak çok basitti. Oradan çok çabuk çıktı ya, da burada ama camda burası çok, çok fena mesela. Evet mesela camda demek tuvaleti, ki banyoyu gördünüz ama demek mi? Ki zaman alabiliyormuş bazı yerler. O açıdan söylüyorum. Mesela dün ona 3 saatlik mutfağına eleştiri yaptık ama bu cam da seni çok oyalıyor mesela. Yani. Açıkçası şöyle, ilk geldiğimde biz seni dışarıdan izlediğimizde yani o şeyi, çaputu güzel bir çitilemiyordun yani. Sokup çıkarıyordun. Mesela tezgahın üstüne de ayağınla çıktın. Ben onu evet, da fark ettim. Hani bezle uğraşmaktan öbür beze basıp çıkmayı. İnsanlık hali, haklısınız o konuda birkaç kere fark ettim. O konuda kabul ediyorum. Ona bir şey diyemem. Evet. Ama dediğim gibi gerçekte iş bez sıkmaydı, şuydu, buydu derken. Yok, izlemesine bir şey demiyorum. İşi biliyor ama işi biraz buradaki arkadaşlara şov amaçlı gösteriyor gibi. Vallahi gösterişe vurmuyorum. Temizliği gösterişe vursam zaten. Peki inşallah gösterişe, temizlikle aynı oranda olur da finalde beğenirsiniz. Yani, bakın haydi buyurun, sizleri uğurlayalım yani o zaman. Yani şey böyle yapıyormuş gibi yani gösterişli bir şey var ortada. Yapıyormuş yani, gibi dediğiniz zaman şu oluyor. Temizlik yapıyormuş gibi. Yapıyormuş yani gibi demek. Mutfağında farklı, ben mutfağında farklı. O kadar bir şey göremedim. O böyle harıl harıl haşır haşır bir temizliğe yönelik aman aman bir şey yoktu yani. Gösteriş o yönde. Ne bekliyordunuz peki? Yani dünkü yağlı fayansların hani tam öyle bir ortam yoktu yani. Gayet normal bir mutfaktı. Boşa mı kendini şu yani şartta? Evet yani. Peki diyorum, bunları finalde konuşacağız göreceğiz detaylı bir şekilde. Tamam. Sizleri uğurlayalım. Bildan Hanım ve Montun'u uğurluyoruz. Teşekkür ederim. Güle güle. Sabah 2 setiyle açmış. Giriyorum ben. Gözün çıkmıyor. Dakika bir, gol bir. Temizliği bırakmışlar. Senin gösterişine eleşir. Bence bunlar seni kıskandılar. Vallahi bilmiyorum, etmiyorum. Temizliğin şovu. Ben temizlik şovu yapmaya geldim buraya. Şov değil, temizlik şovu yapmaya geldim. Bizim işimiz bu, şaşartmak. Temizlik benim işim. Bizim işimiz. Şaşartmak bizim işimiz. Haydi haydi, vakit geçiyor haydi. Salonda da plansız başladı. Yine elinde bir tel başlamıştı sular içinde her yeri olmaya etmeye. Hiç kabasını almadan temizledi. Durmadan aynı bezle, aynı kovayla, aynı suyla çalıştı. Ve yine çok fazla deterjan israfı vardı. Kız dur, beraber kaldıralım. Bırak bırak, şey ettim. Sen tut ya da bırak düşer, kafama düşer, ne edeyim. Tam daha düşmez zaten o. Salonda özellikle beklediğim yer duvarlar. Koltuk zaten bir tane vardı. Koltuğu güzelce silmesi gerekiyor. Buradan babama da selam söyleyeyim bari. Slovenya'da o da bu arada. Öyle mi? Nedir babanızın mesleği? Makine teknisyeni. Endüstriyel fırınlar yapıyorlar. Ustabaşı olduğu için o gidiyor büyük işlere genelde. Annem şey der babama, biz çocukken hep babam yurt dışındaydı. Babamın adı 11 ayın sultanıdır. Aa, neden? 12 ay var ya bir yılda. Babam bir ay evde yakalıyor, yakalmıyor. Annem yani Allah razı olsun, hem anne hem baba oldu bize. Biz alıştık hani ister istemez artık ama küçük kardeşim var benim. 20 yaş küçük benden. Tekne kazıntısı. Bir gün onun şeyini hiç unutmuyorum. Şey yapmıştı böyle. Kapıda komşuları var annemin, Aralı. Babalarla çocuklar böyle iletişim hani. Bizimki de kenardan durmuş ve onlara bak. O kadar içim kötü olmuştu ki ona. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.